Atalarımızın yırtıcı hayvanlar gibi dişleri ve pençeleri yoktu. Bu yüzden bu hayvanları daha kolay öldürüp parçalayabilmek için farklı yollar aramış olmalılar. En kolay çözümü ise ihtiyaçları olan her an ulaşabildikleri taşlarda buldular. Homo erectuslar iki yanından yontarak uzattıkları bir taş alet kültürüne sahiptiler. Geliştirdikleri bu teknoloji kültürü insanlık tarihinde ayrıca bir dönüm noktasıydı. Bilim insanları Fransa'daki Saint-Echel'den etkilenerek Achelian adını verdikleri bu baltaları Afrika ve dünyanın birçok bölgesinde buldular. Bu alanlar Homo erectusların bir arada üretim yaptıkları, taş ocakları gibi kullandıkları bölgelerden oluşuyor. Bu keşifler Homo erectusların hem ilk gezginler hem de sosyal dayanışma ruhuyla birlikte üretim yapan ilk işçiler olduğunu kanıtlıyor. Bulunan el baltaların uç ve sivri kısmı delme, yarma ve kemik kırma görevi görüyorken yan kısımları et veya odun kesme gibi işlere yarıyordu. Günümüze sahip olduğumuz teknolojiyle kıyasladığımızda basit bir alet gibi görünse de bu el baltaları bizim bugün ulaştığımız teknolojinin başlangıcıydı. Homo erectuslar bu taşların yapısına bakarak hangilerini kullanırken daha erken kırılıp hangilerinin daha uzun süre dayanacağını tahmin edebiliyorlardı. Bilim insanları sadece bu taşlara bakarak bile Homo erectusların geleceği düşünme, hayal kurma ve strateji yapabilme gibi soyut yetenekleri olduğunu anlayabiliyor. Gruplar halinde koordineli bir şekilde çalışma, öğrenme ve öğretme alışkanlıkları Homo erectuslara kalabalık gruplar halinde hareket etmenin avantajlarını da hissettirmiş olmalı. Birlikte yaşayan, çalışan ve avlanan gruplar, toplumlar ve hayvanlar yalnız başına hareket eden canlılara göre her zaman daha güvenli ve verimli olur. Bilim insanları kalabalıklar içinde yaşamanın Homo erectuslara daha sosyal olmaları konusunda bir içgüdü sağladığını düşünüyor. 2011 yılında Londra Koleji Üniversitesi bilim insanları tarafından Turkana Gölü yakınlarında Homo erectus tarafından 1.76 milyon yıl önce yapıldığı düşünülen Achelian bir balta bulundu. Bulunan bu balta modeli bir İsviçre çakısı gibi işlevseldi ve neredeyse birkaç milyon yıl boyunca kullanılmaya devam etti. Elinizde bir alet olması hayatta kalmanız ve kendinizi dış dünyaya karşı korumanızda %100 avantaj sağlar. Buna bir de ateşin kontrolünü eklemek sizi zamanla besin piramidinin en tepesine taşır. Elinizdeki bir alet size saldıran avcıyı bile birdenbire bir avcı dönüştürerek o gün ya da o hafta boyunca yemek yeme ve karnınızı doyurma fırsatı tanır. Ateşin kullanımı atalarımıza ısı, ışık ve bir silah kaynağı sağladı. Tek bir insan bile elindeki ateşle büyük yangınlar çıkartarak yüzlerce hayvanı avlayıp pişirebiliyordu. Ayrıca muhtemelen pişmiş hayvanları yemenin daha lezzetli ve sindirmenin daha kolay olduğunu da fark ettiler. Ateşin en büyük katkısı bu pişirmeyle geldi zaten. İnsanların midesini sindirmekte zorlandığı çiğ ve mikrop taşıyan yiyecekler ateş ile birden daha güvenli bir hale geldi. Böylece beyinlerinin ihtiyacı olan enerji de çok daha hızlı ve kolay ele geçirilmeye başlandı. El baltalarıyla pişmiş hayvanın etini parçalamak, derisini yüzmek, kemiklerini kırmak ve bitki köklerini çıkarmak çok daha kolay olmuştu. Bu yüzden de her zaman beyni büyüten şeyin et olduğunu düşünme eğilimindeyiz. Fakat etin her bölgesi iyidir diyemeyiz. Antropolog Alan Walker ve araştırmacı ekibi buldukları bir Homo erectus'un A vitamini yüksekliğine neden olan yoğun sakatat tüketiminden dolayı öldüğünü tespit ettiler. Yani aslında atalarımız milyonlarca yıldır etin her türlüsünü ayırt etmeden yiyorlardı. Bu noktada asıl önemli ve keskin değişiklik etin önce aşölyen balta ile işlenmesi daha sonra ateş ile pişirilmesiyle gerçekleşti. Bir yiyeceğin önceden işlenmesi ve pişirilmesi sadece eti lezzetli kılıp ağızda çiğnemeyi ve midede sindirimi kolaylaştırmadı. Besin değerini arttırarak vücuda fazladan 4 kat enerji, zaman tasarrufu sağladı ve daha güvenilir bir hale getirdi. Otçul hayvanların saatlerce geviş getirdikleri ya da et yiyen hayvanların günlerinin yarısını sindirmek için harcadıkları bilinir. İşte sindirmeden kalan bu büyük zaman dilimi insan beyni ve sosyal gelişimi için gerekli olan en önemli katkıları sağladı. Atalarımızın biriken bu enerjiyi ve kalan geniş zamanı daha fazla aktiviteye ve sosyal davranışa ayırmaya başladığı düşünülüyor. Fakat bu beraberinde vücudun ve beynin daha fazla ısınacağı anlamına geliyordu. Enerji ve aktivite yoğunluğu ile aşırı ısınma sorunu da bir süre sonra vücudumuza ve beynimizde bir baskıya dönüştü. Çünkü insan beyni sıcaklığa çok duyarlıdır. Sadece 5 derecelik bir artış bile insanın şok geçirmesine neden olabilir. Vücudumuzda yaşanan bu sıcaklık artışı evrimsel baskı ile vücudumuzdaki kılların azalmasına ve vücudumuzu soğutmak için ter bezlerimizin artmasına neden oldu. Böylece vücut ısısı daha iyi bir şekilde dengede kalmaya başladı. Daha çok aktivite ve hareketin içinde olan insan türleri beraberinde daha hızlı yol alabilecekleri ve koşabilecekleri uzun bacaklara sahip oldular. Bu uzun bacaklar onlara daha az enerji harcayarak avlarının peşinden koşma veya avcılardan daha hızlı bir şekilde saklanma becerileri kazandırdı. Homo erectusların dünyadaki uzun varlığı sürecinde bu en önemli evrimsel adaptasyonları geçirdiği düşünülüyor. Onların sürekli hayatta kalma ve aç kalmama mücadelesi beyinlerinin gelişerek büyümesine ve onlara yeni çözümler bulması için devamlı düşünmeye zorlamış olmalı. Bugün beynimizin sahip olduğu çalışma, soyut düşünme ve bir şeyleri planlama, acıyı veya mutluluğu tanımlama ve buna uygun şekilde tepkiler geliştirerek davranış gösterme yeteneklerine milyonlarca yıl önceki atalarımıza borçluyuz.